Seninle yaşlanmaz. Öyle midir? Bilmiyorum. Ama ablamı arayabilirsiniz. Bizim elimizden tuttu. Çocuklarını da buradan öpüyorum. Yusuf Gülü ve değil mi? Evet. Bağlayın lütfen. Çünkü nikahımızı devreye adam soktu. Bizim elimizden tuttu. Destek oldu sana. Evet. Peki gel, 10 Kasım'dan beri neredesin? Burada yaşıyorsun. Üsküdar'dayım. Üsküdar'dasın. Zorluk yaşıyor musun? Hiç zorluk yaşamıyorum. Günlerimin nasıl geçtiğini bile unuttum yani. Unuttun. Evlendikten sonra okuma hayalim var. Evet. O hayalini de gerçekleştireceksin. Eğitimini de göreceksin. Ama tek istediği babası Dursun Kaynar'ın, annesi Elife Hanım'ın kendisini affetmesi. Yani şimdi tabii ki fotoğraftan hiçbir zaman insan analizi yapılamaz. Bu çocuk seninle tanışır tanışmaz hemen de nikah masasına oturdu. Biraz yıldırım aşkı. Sevenin önünde hiçbir engel durmaz. Yani... Sorular mı var? Peki sorun. Şey sormak isterim. Esra Hanım, şimdiye kadar buraya gelen herkes hep kaçarak mutlu olacaklarını, her şeyi döküp dağıtıp kırdıktan sonra mutlu olabileceklerini düşünüyorlar. Yani normal, sevip de evleneceği kimsenin aklına gelmiyor. O yüzden iyi ki geldin buraya. Herkese de örnek oldun. Gerçekten böylece bir sevgiye, evliliğe çok ihtiyacımız vardı. Ama o da kaçarak vardı. Evlenmiş. Ama diyor ki ne, Gaziantep'ten çıkmadan nikaha kıydım diyor. Maraş'tan, Kahramanmaraş'tan. Pardon, çok özür dilerim. Maraş'tan çıkmadan... Hayır, onu anladım ama nihayetinde hani o ilk gönül rızası yok. Bir şey yok. Diyebilir miyim? Söyle. Söyle. Almış kendisini. Esra. Acısıyla, tatlısıyla, eşimle ölene kadar yaşamaya razıyım. Bir şey demedim. Hayırlı uğurlu olsun. Yani teşekkür ben takdir ederim. Ettim. Onu demek istiyorum. Onlar çok aşık olmamışlar. Leyla ile Mecnun hikayesini bilseler zaten. Tabii siz baştan yazdınız. Peki buyurun. Esra abla, ben eşimle beni yaşaya yaşaya romana dökeceğim. Bu İstanbullu oğlanla Kahramanmaraşlı kızın diye. Yani ileride gençlerimize vesile olsun diye, yani yanlış bir şey yapmasın diye. Buradan da kızlara diyorum, nikahı bastırın öyle kaçın. Tapunuz elinizde olsun. Bence kimse kaçmasın ama olmaz ki. Önce babanızın rızasını alın. Ha, ama önce... biz söyledik abla. Ha? Söyledik babama. Ama söyledin de damat 3 kere babanın kapısını aşındırmamış. Şimdi bir gidersin hayır cevabı alırsın. Dersin ki boşver ben çok seviyorum Selma'yı. İkinciye gidersin gene hayır cevabı. Üçüncüde alacak. Dersin ki ben Allah'ın emri 3. Geldim 3 kere kapına. Beni araştır dedim. Kızını seviyorum dedin. Sen vermedin. Biz bu saatten sonra yetişkin olarak... Evlilik kararı aldık abla, diyebilirdiniz. Biz birbirimizi çok seviyoruz ya, bir anda gözümüz dönmüş, gerçekten de sevenlerin gözü dönüyor. Ama şimdi gözün açıldı, baban aklına geldi. Yo, babam zaten aklımdaydı. Baba seni seviyorum gel burada. Gel böyle, gel. Şimdi bence ailen şoka girdi şu anda seni izlerken. Annene, hep babana sesleniyorsun da annene seslenmiyorsun. Anacığım seni de seviyorum. O biliyor muydu evleneceğini? Hayır, ondan hiç kimsenin haberi yok. Hiç kimsenin haberi yok. Önce Güllü ablan telefon attığında alo de. Alo. Alo. Abla nasılsın? Teşekkür ederim canım, iyiyim. Sen nasılsın? İzliyor musun yayını? Evet izliyorum, şokum şu anda. Bizim evliliğimizde en büyük katkısı olan sensin eniştemle. Bu yüzden bizim için çok değerlisin. Babamla barışırken de gene sen yanımızda olacaksın. Sen benim ablamsın. Öz ablam olmasan da çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Allah daim etsin inşallah mutluluğumuzu. Babamı şey etmek sende. Halledeceğiz inşallah. Ben çıkayım aradan. Güllü Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi öyle, Selma öyle bir anlatıyor ki eşini, eşiyle tanışmasını, evlilik hikayesini ablam ama... şahit, her gün konuşuyoruz. Siz sanırım her sürece de şahit misiniz? Fakat babası itiraz etmiş bu evliliğe. Önce itiraz sebebi neydi? Niye engel olmak istedi evliliklerine? Tanımadığı bir memleket diyerekten itiraz etti babası. Ya en önemli engel İstanbul ve Maraş, aradaki o mesafe farklılık mıydı? Şehir farklılığı mıydı? Aynen, şehir ve evet. Kültür farklılığı. Onun haricinde delikanlıyı tanıdı mı? Yok. Delikanlıya tanıma fırsatı vermedi baba. Evet. Ha, yani direkt baştan kesip attığı için evet. Selma böyle bir süreci başlattı. Yani gizlice o nikah kıyıldı. Eşimi de tanıyor, çok seviyorlar. Aynen. Yani. Bizi yemeğe de götürdüler. Ablam şahit eşimin bana nasıl davrandığını, nasıl sevdiğini. Arkadaşlarım da şahit.
Siz Selma'yı kaç yıldır tanıyorsunuz? 2 senedir tanışıyorum. Biz. 2 yıldır tanıyorsunuz. Şahsına münasır. Yani Selma biraz olduğu gibi biri. Benim arabama vurmuştu Güllü abla. Kalbinde ne varsa dilinde de o var. Öyle tanışmıştık. Arabama vurmuştu arabasıyla. Normalde kaza yaptınız öyle tanıştınız. Kaza evet. Sonrasında. Peki bu gizlice yapılan nikah sürecini sizden dinleyebilir miyiz? Anlat abla. Anlattığı gibi kendi de anlattı zaten. Hani babası izin vermediği için yanında bulundum ablası olarak da. Devriye adam, nikah adam soktuk böyle işte. Tamam. Kaynanalık yaptı bana. Peki. Teşekkür ederim. Buyurun. Şu anda görümceniz bana yazıyor Yeşim. Benim evet. Çok yakın bir kız arkadaşım çıktı görümceniz. Ben de onun nasıl nikah yani? Şahidiydi. Maraş'tan mı? Ay görümcesi ha, İstanbul'dan. Evet. Görümcemi de seviyorum. Yeşim. Evet. Evet. Şu an ne yazıyor? Selma bizim gelinimiz. Biz onu çok seviyoruz. Biz de onu çok seviyorum. Ben de onun nikah şahidiydim kendisinin nikahında. İşte ben dediğim gibi görümcemi... Öncelikle kocamı, kayınbabamı bir kere kayınbaba diye seslenmedim. Kahvaltısını hazırlar. Babama seslendiğim gibi baba kalk derim. Benim için büyüklere saygı önce gelir. Peki. Şimdi bu arada Adil Bey'in eski iş arkadaşı telefon attığındaymış Çiğdem. Gel böyle. Alo. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı buyurun. Yayınlar Esra Hanım. Sağ olun. Vallahi ben gelinimizi ekranda gördüm. Çok sevindim. Biz pandemi dolayısıyla nikaha gidemedik Adil'in. Nikahını ben sosyal medyadan öğrendim. Düğün burada olacak ama. Evet. Yani ben çok memnunum. Ben Adil'i yaklaşık 10-15 yıldır tanırım. Aytekin abiye çok selam söylüyorum. Babasını da çok iyi tanırım. Kayınbaba ben de seni seviyorum. Çok iyi bir çocuktu. Yani bizim aramızda 10-15 yaş var. Ablası sayılırım ama eşimle daha eskiden tanışıyorlar. Biz turizm sektöründeydik. Ben o çocuğun en ufacık bir yanlış hareketini, en ufacık bir kötü alışkanlığını ki İstanbul, Anadolu yakasında hiç görmedim. Aytekin abi de çok şahsım, nasır bir adamdır. Şu an bütün Harem Otogarı, Ataşehir Otogarı ekranı izliyor zaten. Hepsine buradan sevgiler gönderiyorum bu vesileyle. Herkesi seviyorum. Kardeşiniz gibiydi ve bir tane kötü eleştiri, kötü laf Adil'le ilgili duyamazsınız. Herkesin yem ekmeği geniş bir çocuktur. Hem de ahlakı evet, çok temiz öyle. Bir çocuktur. Ha. Ben şahidim. Gelinimizi tebrik ediyorum. İstanbul gibi bir yerde çok iyi bir eş bulmuş kendine. Ya bir geliyor zaten pir geliyor. Adil'i alıyor. Yani benim isim Çiğdem. Beni çok iyi tanırlar. Adil de bilir. Aytekin abi de. Eşimin adı Fırat. Harem Otogarı'nda bir sürü tanıdıkları onlara kefil olacak insan var. Onlar yalnız değiller. Çok iyi bir aile orası. Ay çok iyi bir. İyi bu mesajların hepsi de aslında buradan Dursun Bey'e, Selma'nın babasına. Çünkü Adil'i daha tanımadan reddeden, bu evliliği onaylamayan kişi. Bunun üzerine Selma da ailesinden gizli nikah bir kıymak şey zorunda kalıyor miyim? Ama baba sevgisi şu anda ağır basıyor. Benim söyle. Kayınbabam, ben eşimle ilk tanıştığımda kayınbabamı da gördüm. Yani babam benim olduğunu anlamış. Beni daha bir kere gördü. Tanımadan nasıl biri olduğumu bilmeden başımın üstünde yeri var demiş. Ben kayınbabama söylüyorum, ölene kadar bizimlesin, torununuzla Allah'ın uzun ömür versin, torununuzla beraber yaşayacaksınız diye. Keşke, torununuz? Yani ileride çocuğumuz herhalde olacak ha, yani. Tamam ben hani evde torun var sandım. Yok yok. Yani, gelecekle ilgili planlar, projeler. İlk evliliğim zaten. İlk de evlenmişim. Buradan halamı da çok seviyorum. Beni kızlar gibi çok seviyorlar. Yani öyle bir aileye gelin geldim ki çok şanslıyım. Kayınbabam mükemmel bir insan. Bu arada görümce Yeşim telefon attığındaymış. Yeşim merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi ben şu anda Selma ile sohbet ettiğim için kendimi bir kere çok iyi ve çok pozitif hissediyorum. Şimdi aslında baktığınızda onun da hikayesinde bir olumsuz taraf var ama Selma sohbetiyle, davranışıyla o kadar böyle içi dışı bir ki bana çok iyi geldi. Sizin aileye gelin gelmesi size nasıl geldi asıl? Evet, çok tatlı bir kız. Ben de mutluyum kardeşimle evlendiği için. İlk başta biz de böyle bir korkmuştuk ama hani nasıl bir gelin gelecek diye. Geldiğinde o pozitifliği bizi de çok etkiledi. Teşekkür ederim. Seviyorum seni.
Ben de seni seviyorum tatlım. Merak etme, onlar bana emanet. İkisini de çok seviyorum. Senin babam benim babamdır. Ki bu zamana kadar da bana kızı gibi davranıyor, ayırt etmiyor. Kocamı da seviyorum. 80 milyon duysun. Tek istediğim babam da benim yanımda olsun. Bizi kabul etsin. Benim eşimi kabul etmezse babam beni göremez. Oo. Peki siz buradan babasına ne çağrıda bulunursunuz Dursun Bey'e, Selma'nın babasına? Biz Selma'yı kendi kardeşimiz gibi kabul ettik, kızımız gibi. Onlar da benim kardeşimi tanırlarsa çok seveceklerini düşünüyorum. Aynen öyle. Zaten belli nasıl bir aileye geldiğini. Yani affetsin onu da. O da hani baba hasretiyle kalmasın. Zaten hani İstanbul'da şu an özlem duyuyor. Bir de görüşmemesi onu daha çok üzüyor. Biz de üzülüyoruz. O ağladı biraz önce, ben de ağladım burada. Çok üzüldüm. Benim babam, onun da babası tabii ki. Selma da benim kardeşim. Bu kadar keskin ön yargılara sahip olmasınlar, o fırsatı versinler. İnşallah Selma'nın babasına gel baba beni affet çağrısına babadan da olumlu bir dönüş gelir. Çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Suyunu da alabilirsin. Telefonu da yanından ayırmıyor. Kim arar? Kocam arar. Telefonda nasıl kayıtlı? Biz birbirimize nasıl kaydettiğimizi söylemedik. Evet. Ben ömrüm diye kaydettim. Kalp kalbe karşı ya, karşı ya, o da ömürlüğümsün diye. Allah Allah. Ve şu an ekranda göstermek istiyorum. Yani bizim böyle fotoğrafımız var, gösterelim. Onda da benle ilgili fotoğrafı var. Gözükmüyor. Ben Ali abinde nasıl kayıtlıyım biliyor musun? Sence ne kaydetmiştir? Yani hangi isimle kaydı? Nasıl hitap ediyordur? Esram diyordur, Sevdam diyordur, Sarı Çiçeğim diyordur. Ali abiyi de buradan çok seviyorum, eşinizi tanıştık. Ben sana söyleyeyim mi? Böyle bir kaydetme yok. Herkes kıskanır. Esra yazamamış, ESR yazmış. Göstereyim mi şunu bir dakika? Evet, bende de köpeğin fotoğrafı var.